Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümetin 2022 bütçe teklifi pandemiyle beraber derinleşen küresel ekonomik krizin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ülke olarak daha da yoksullaştığımız göz önünde bulundurulduğunda takdir edersiniz ki büyümeyi ve refahı arttırabilecek düzeyde olamaması bakımından son derece yetersizdir. Bu sebeple Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için öngörülen merkezi yönetim bütçe teklifinin %3.77'si maalesef çok düşük bir orandır. Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız nüfusun %10'unu oluşturuyorken 2022 bütçesinin sadece %1.6'sı engellilerle ilgili uygulamalara tahsis edilmiştir. Ayrıca engelli aylıklarının çok düşük olduğu bir durum söz konusu iken hükümet tasarrufu engelli vatandaşlarımıza verilen raporlardaki oranların düşürülmesi yoluyla maaşlarından kesintiye gitmekte ve hatta maaşlarını kesmekte aramaktadır. Dahiliye doktoru olmam sebebiyle engelli vatandaşlarımız sürekli olarak bu sorunu tarafıma ulaştırmakta ve de çaresizce çözüm beklemektedirler. Ancak iş iktidarın sözde karşı olmuş olduğu meşhur faiz lobilerine gelince 2022 bütçesindeki temel gider olan faiz ödemelerinden tasarruf etmek için hükümetin hiçbir plan ve çabasının olmadığını görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, hükümetin kadına yönelik politikalarında da maalesef geriye gidiş yaşanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmanın ahlaki, medeni, vicdani ve hukuki hiçbir boyutu yoktur, olamaz da. Ülkemizde kadına şiddet vakalarındaki artış herkesin malumu. Sosyal hayatta ve iş hayatında kadınlarımızın maruz kaldığı mobbing başta olmak üzere tüm negatif ayrımcılıkların en temel sebebi eğitimde ve kadın istihdamında çok geri olmamızdır. 19 yıllık AKP iktidarı süresince kadına şiddet vakalarında erken yaştaki evliliklerde artışın azalamaması, kadının iş ve sosyal hayatta adaletli konumlandırılamaması bu sorunu bu kafayla aşmanın imkansız olduğu gerçeğini önümüze sermektedir. Bakınız, bir de günden güne sorunları büyüyen aile yapımız var. Hükümet kadrolarınca sürekli Türk aile yapısının öneminden söz edilmektedir. Peki 2 milyona yaklaşan çocuk işçi sayısı mevcutken, çocuk istismarının önüne bir türlü geçilememişken, sokaklarda dilencilik yaptırılan çocukların mağduriyetleri çözülememişken, kullanım yaşı gün geçtikçe düşen uyuşturucu ile mücadelede istenilen düzeye gelinememişken, boşanmalara sebep olan temel ekonomik sorunlar ortadan kaldırılamamışken ve de engelli çocuklarımızın mevcut sorunlarının varlığı sürerken nasıl bir aile düzeninden ve nasıl bir aile yapısından söz edeceğiz? Ailenin korunması ve güçlenmesi için 2022 yılı bütçesinden ayrılan ödenek hane başı maalesef yaklaşık 90 liradır. Sağlık Bakanımız da hazır buradayken günlerdir şahsımı arayıp ekonomik sorunlarını iletmek zorunda kalan doktor, ebe, hemşire, eczacı, memur, tekniker, laborant ve benzeri sağlık çalışanlarının da 2 yıldır devam etmekte olan pandemi sürecinde yaptıkları fedakarlıklara karşı yaşadıkları ekonomik sorunların hiçbir ayrım yapılmadan çözülmesinin bu meclisin boynunun borcu olduğunu açık yürekle ifade etmek isterim. Bir diğer konu, Kırşehir Karayolları İl Müdürlüğü bünyesinde taşeronla bağlı olarak çalışan işçilerimizden önemli bir kısmının sözleşmelerini yenilenmeyip böylesi bir ekonomik kriz ortamında işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları bilgisinin tarafıma ulaştığını da söylemek isterim. Meclis kürsüsünden ihale süreçlerini bir türlü tamamlayamayan Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerini uyarıyorum. Süregelen ekonomik krizde tasarrufu işçinin emeği üzerinden sağlamayı aklınızın ucundan dahi geçirmeyin. Aksi halde bedelini çok ağır ödersiniz. Sonuç olarak tüm bu sorunlar ülkemizi derin bir yoksulluğa sürükleyen AKP hükümeti tarafından görmezden gelinmekte ve de bir türlü çözüme kavuşturulamamaktadır. Ortalık yangın yeri iken tebdili kıyafet saçmalığı ile demagoji yapmaya çalışan ama aslında vatandaşın içine çıkacak halleri kalmayan iktidar kadroları artık sarayın kimsenin onaylamadığı sözde itibarlı haliyle yaşayıp kendi toplumlarına ne kadar uzak ve ne kadar yabancı kaldıklarını görsünler. Bizler sürekli alanlardayız. Seçim bölgem olan Kırşehir'de ne zaman vatandaşlarımızı dinlesem bana hani iktidar vekilleri ve yöneticileri neredeler diye öfkeyle sormaktadırlar. Unutmayınız ki yüksek ferasete sahip aziz milletimizden kaçmak için en fazla 1,5 yılınız kaldı. Ama sizler ülkemize bu ağır bedeli yaşatmış insanlar olarak bir ömür boyu tamamlayın sözlerinizi.
yüce Türk ulusunun vicdanında mahkum olacaksınız. Bunu böyle bilesiniz. Sözlerime ülkemizin içinde bulunduğu yönetilememe krizi sebebiyle ekonomik bir çıkmaza doğru sürüklenmemize daha da sebep olacak hakça paylaşım, adalet, üretim, yenilik ve değişim içermeyen bu bütçenin maalesef sorunlarımıza çözüm getiremeyeceğini belirterek, ancak buna karşın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi güzel günlere birlikte dayanışma ve umut içinde ulaşacağımıza olan inancımı yenileyerek son vermek istiyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.